istiyoruz. Hepinize iyi akşamlar. Bayramınız kutlu olsun. Tabii aslında belki de sahne hayatında ilk kez konserden 2 saat önce mikrofonu aldı. Konserde çıkardı. Bugüne kadar ilk kez mikrofonu aldı. İki şey için aldı. Birincisi, gerçekten bugünün anlamını kılan sadece bugünün bayram oluşu değil. Yarınlara umut, yarınlara coşku, yarınlara ümit. Biz bu ülkeyi daha ne kadar güzel yerlere getirebiliriz'in sonucunu ve cevabını aramak. Onun için hepinizin bayramını tekrar kutluyorum. Tabii çok hassas günlerden geçiyoruz. Her gün dünyanın her tarafında olaylar görüyoruz. Ben Atatürk gençliğini, ona inanan gençlerin aynı zamanda dünyadaki zulümlere dur diyebileceğine inananlardanım. Hiçbir şeyi görmezlikten gelmeden etrafımızda gelişen insanlara, soykırımlara hayır diyerek bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güzel gençler olarak buna inanıyoruz. Bu nedenle bir arkadaşım bana bir proje getirdi geçen gün. Dedi ki, Haluk abi dedi, Osman Gazi'de dedi, bir Fener alayı var dedi. Fener alayından sonra dedi, en azından bugün dedi bütün gün marşlar çalınacak, Cumhuriyet tekrar şarkılarla sonsuza dek ümit edilecek ve Cumhuriyet tekrar söylenecek türkülerimizde dedi. Ama bugün dedi bu coşkuyu yaşamayan yüz binlerce aile var dedi, hem de yanı başımızda. Ben de geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz, bu konuda zaten konuşmalarımı biliyorsunuz, fikrimi biliyorsunuz, Atatürk gençler olarak sizden, bugün zaten bayramımız ama bugün bir dakikalığına bir şey isteyeceğim. Bu nedenle önce yapmanızı istiyorum. Lütfen Ege sen de buraya gel. Başkanım lütfen buyurun. Hepinizden dünyadaki bu soykırım için bir dakikalık saygı duruşu istiyorum.